Arkadaşlar merhaba, yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu video sizden gelen yoğun istek üzerine çekiliyor. Nasıl bir istek gelmişti? Hep UKT videoları yayınlıyorsun. Neden otomobilin UKT videosunu çekmiyorsun diye Doğan Kabak'la birlikte bu videoyu çekmem istenmişti. Tabii böyle zorla video çektik. Abi ne yapıyorsun? Başladık mı abi? Abi zorla çektirmiş. Yok mu abi? Yani yok. Çok da sevdiğim bir adam. Yok. Şimdi Doğan Kabak'la beraber arkada görmüş olduğumuz BMW 520i'nin 2017 model kendisi. Onun UKT videosunu çekeceğiz. Abi sana hiçbir şey kalmadı. Gel. Çekeceğiz. Arkadaşlar. Arabaya gel, gel abi, açayım kapıyı. Gel. Bu mu abi araba? Gel 5 abi. Bu mu? Abi arabada gerilim dolu anı. Yani gaza oturup doğru kontrolü verdiğinde bunu yapıyorsun. Abi çıksa da göremem, birazdan vefat edeceğim için. Yani. Abi ilk defa bunu yapan birisin, biliyor musun? Bu araçta ÖTV indirimi bekliyormuş. Gel diyor. Abi çekim yapıyoruz YouTube için. Gel, sana çok güzel tasarım detayı soracağım, gel. Hadi tasarımla başlayalım mı? Öyle binelim. Tamam, hadi başlayalım, öyle binelim. Şimdi tasarımcılar, araba tasarımcıları. O kadar, arkadaşlar bu arada herkese merhaba. Girişte bir şaka yaptık küçük. Bizim şakalar böyle bu. Küçük boyutlu şakalar. Araba tasarımcıların işi gerçekten çok zor bu arada. Zor. Ve inanılmaz şeylerden etkileniyor adamlar. Mesela bir sene boyunca gidiyorlar saçma sapan yerlere dünyanın. Saçma sapan fuarlara, işte atıyorum mesela motosiklet fuarına gidip sadece kaskların tasarımlarını falan inceliyorlar. İlham öyle söyleyeyim sana. İlham almak için, evet, tasarımcılar. Mesela bu kaputta bir önceki kasada çok daha belirgindi. Bu kaputu tasarlarken nasıl tasarlıyor sence? Rüzgar falan veriyordur. Bak nasıl hayal ediyor biliyor musun? Hayal gücünü söylüyorum sana şimdi. Nedir? Bunu tasarımcı anlattı bana, yalnız dikkatini çekerim. Gerçekten mi? Bak. Şimdi diyor ki burası diyor bir öncekinde daha belirgindi. Onda fotoğrafı varsa atarız. Burasını diyor bir tane su düşün diyor. Durgun bir su kaputu. Aa, tamam mı? Evet. Bu logoyu diyor alıyorum diyor. Buradan diyor aşağıya bırakıyorum diyor. Bu da diyor o logonun çıkarttığı, hadi ya, dalga izi diyor. Hadi ya. Hadi al şimdi ya. Bu bilgiyi ne yaparsan yap hakkı. Al bu bilgiyi. Tamam mı? Al sana bir kaya. Nerene de. Al. Al bu bilgiyi ne yaparsan yap. Eyvallah abi, lütfen buyur. Eyvallah. Arkadaşlar herkese selamlar. Ve şu anda sevgili Doğan Kabak ile beraberiz. Doğan Kabak'ı dükkanından aldırdım. Arkadaşlar herkese selamlar, merhabalar. UKT varmış. UKT ne abi? UKT var dediler, geldik. Uzun kullanım testi. Evet, uzun kullanım testi. Şimdi bizim uzun kullanım testlerimiz genelde telefonlar, tabletler, akıllı saatler, dizüstü bilgisayarlar için var. Hayatımda ilk defa benim, bugün beni mi incireceksin? Evet abi, hayatımdaki bütün ilklerimi ben Doğan'la yaşadım arkadaşlar. Şöyle ki bu takipçilerden gelen bir istekti. Hı hı. Bu arada ekipman konusunda hemen bilgi vereyim arkadaşlar. Bir ekipman, yani önde yolu çeken kamera, DJI Osmo Action. Herhangi bir ürün yerleştirmenin olmadığı bir video arkadaşlar bu arada. Bizi çeken şu kamera daha çok Doğan'ı çekiyor bu kamera. Arada kafasına göre arada beni de göster. Zaten konuğumu çeksin. Önemli değil. Ben sponsorluklardan bahsedemiyorum yani. Sen istediğin gibi. Ona kadar abi sponsorlarıma ben söz verdim. Geleceğim, evet, bahsedeceğim. Şu iç çamaşırı firması, onu mutlaka bir söyle. Ondan sonra GoPro Hero 8 Black ve ses kayıtlarımız da Sennheiser'ın kablosuz setleri. Şimdi bunları söyledim. Açılışta. Açılışta kullandığımız kamera da Doğan'ın hatırlattığı gibi Fujifilm X-T4. Arkadaşlar, uzun kullanım testinde beklenti nedir? Deneyim paylaşacağız. Şimdi ben bu aracı alalı yaklaşık bir yıl oldu Doğan. Hayırlı olsun. Ve ben bunu alırken sana sordum. Başımın eti neydi? Evet. Abi vallahi her çok her araba teşekkür alacak arkadaşım gibi. İki model arasında kaldık. Dedi ki Mercedes E180 mi, BMW 520 iyi mi? Neden bu iki model arasında kaldık? Çünkü bir önceki aracımız tek kapıydı. Tek kapı bir araç olunca ekiple çekime gidiyoruz, olmuyor bazen. Aile için kullandığımız bir SUV var ama kendim için de kullandığımda kafamda şöyle bir şey vardı Doğan. Bana tek kapı yeter abi. Hı hı. Ama yetmiyor. Yetmez. Yetmiyor abi. Yani abi böyle tek kapı, yani tek başınayken bir derece ama arabaya üçüncü kişiyi aldığında özellikle İstanbul gibi bir yerde çok büyük sıkıntı. Yani bir yerde adam indirecekken bile indiremiyorsun. Sonrasında dedim ki abi ne alalım? Şimdi Mercedes E180 algı aslında şeydi, biliyor musun abi? Daha konforlu, daha rahat bir sürüş var. BMW tarafı çok daha agresiftir.
Ve ben bunu denedim. Senin videonu izledim. Birçok arkadaşın videosunu izledim. Aksine özellikle bu seride, yani 2017 model şu anda kullandığımız araç, yenisi daha zaten Türkiye'ye gelmedi. Yeni kasa, makyajlı kasa. Dediler ki bu rakibi olan E serisinden ilk defa daha konforlu bir sürüş veriyor bize. Şöyle bir durum var. Eskiden her markanın bir misyonu vardı. Evet. Şimdi Volvo mesela güvenlikle alınırdı. Mercedes konforla alınırdı. Evet. BMW sportiflikle alınırdı. Doğru. Böyle. Toyota işte sağlamlığıyla alınırdı falan. Şimdi ne oldu? Herkes birbirinden müşteri çalmaya çalıştığı için. Şimdi Mercedes ne yapıyor? Biraz daha sportif araba yapayım diyor. Evet. BMW ne yapıyor? Biraz daha süspansiyonu konforlu yapayım diyor. Süspansiyonundan biraz eleştiri alıyorum diyor. İşte hepsi birbirinden müşteri kapmaya çalıştığı için aslında şu anda her şey biraz birbirine girdi. O yüzden de senin şu an kullandığın araba E'nin normal süspansiyonlusundan daha konforlu bir süspansiyonu var şu anda 5'in. Ama E'nin de gidip havalı süspansiyonunu alırsan eğer, opsiyon bayağı bir 25 bin TL falandır çok büyük ihtimalle şu anda. Belki buradaki konforu yakalıyorsun. Burada konforun üstüne çıkıyorsun. Evet. Böyle bir durum var. Süper. Yani aslında. Bir de ben o zaman sana çok özür dilerim. Yaşını sordum. Kaç yaşındasın dedim. 50'ye gelince dedim Mercedes'e. Hem öyle bir algı var ya. Ya evet ya. Bu arada ben daha önceden şöyle bir kafa vardı. Sen de şimdi kişisel araçların değişiyor çok sık. Hangi yıl ne kullandığım belli olmuyor ama şu anda mesela bir tane M3 var. Evet. Bizim kullandığımız araçların kullanıcı kitlesiyle alakalı da böyle toplumda oluşturulmuş bir algı var, biliyor musun? BMW kullanıcısı gazcıdır. Biraz değil mi? Öyle i̇şte bir algı böyle var. Bir sıfır çizerler falan filan. Hani alacağın arabayı kullanırken bunlara da dikkat ediyorsun. Ama ben dedim ki yani tasarımına da bakayım dedim dışarıdan. Dedim ki herhalde bu bana uyar. Sonrasında konfor, yalıtım, o konuda başarılı buldum ve BMW'ye karar. Bu arada satın alma hikayesi var ya, bomba. Ben ilanlardan baktım, aradım. Dedi ki abi, satıyoruz abi, gel dedi. Şu olur mu? Abi dedi, ben bir kuruş inmem, benim paraya çok ihtiyacım vardı. Biz bunu 310 bin liraya almıştık. Aldığımızda da 23 bin kilometredeydi. Dedi ki fiyat çok iyi. İnebilecek misin daha fazla? Yok. Tamam abi dedik. Peki sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Adamı da aldık. Expert'e gittik. Expertize gittik. Artık onları sen daha iyi biliyorsun. Artık onu arkadaşlar yani. Siz anladınız. Sonrasında yolda giderken adam ne dedi biliyor musun Doğan? Kardeşim, şey mi itiraf dedi, edeceğim seni? Aynen öyle bak. Şaka yapıyorsun. Kardeşim dedi, bak ben sana baştan söyleyeyim. Sen çok temiz bir çocuğa benziyorsun dedi bana. Bu araba hacizli dedi. Yapma ya. Abi dedim, bu ne anlama geliyor yani, hacizli? Buradan mı gidecek? Yok, düz. Bankadan kredi çekmiş. Krediyi ödeyememiş. Banka haciz koymuş araba. Bankadan hacizli. Evet. Benim önce hacizimi kaldırmam lazım. Doğru. Peki abi dedim. Seninle bir şey yok. Arabaya da bir sıkıntısı yok onun. Peki abi ne yapacağız dedim. Dedi ki sen önce abi, dedi. Ateşleyeceksin. Evet, ateşleyeceksin. Ben dedi borcumu kapatacağım. Ondan sonra bu araba serbeste çıkacak. Geri kalanı da sen vereceksin. Tamam. Abi arabada gerilim dolu anlar. O evet. 10 saniye var ya, anlatamam. Güvensen mi güvenmesen mi? Alıp parayı kaçacak mı kaçmayacak mı? Adam bu arada arabayı sen kullan dedi. Evet. Şimdi arabayı da kullanıyorsun, hoşuna gidiyor. Adam arkada, arkadaşlarım yanında. Onlarla göz göze geliyoruz böyle, tam ne yapalım. Dolandırılmadan önceki son anlar. Aynen, bu gözü çıkarayım. Adama, arkadaşıma diyorum ki ne yapayım falan. Adam sen misin falan. Adam işte diyor ki ben burada esnafım, beni herkes bilir. Abi 100 kişiye sorsam 99'u dönerim der. Bir kişi herhalde benim. Ben dedim ki tamam abi, devam edelim. Hakikaten. Kaç vallahi para yatırdın? 120 bin lira gibi bir para verdik. Güzel. Adam borcunu kaldırdı bankadan. Aha. Sonra Esra Ceyhan'a. Ertesi dolandırıldım. Bu arada ben bunu yaptım diye ben size de bunu tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çok dolandırılma hikayesi kesinlikle var böyle. Kesinlikle yapmayın. O abimiz belli ki namusuyla kazanmış etmiş. Öyle evet. De satıyor belli. Sıkışmış olabilir, gayet normal ama herkes bir değil yani. Vallahi abi aracı öyle aldık. Araçtan memnun muyuz? Abi bir de şöyle, bir önceki aracımız A5 tek kapı 2 evet. litre dizel quattro bir araçtı. Güzel. Ama teknolojisi aşırı azdı Doğan. Eski. Daha araba da eskiydi kanka. Kaç modeldi kesinlikle o araba? Kesinlikle 2015. Yani o sırada aradan 2 sene geçtikten sonra çok şey değişti. Kasa değişti. Kasa şimdi makyaj görecek neredeyse. Yeni evet. kasası çıktı. Araçta şunu yapamıyordum Doğan. Telefonda çaldığım şarkıyı arabanın hoparlörüne veremiyordum. Gerçi ben bunu hackledim sonra. Hı hı. Onu hallettim. Benim emmiş de öyle. Ben kendim söylüyorum. Spotify yok. Bağlayamıyorum hiçbir şey. Eski teknoloji normal. Benim şu 2009. Bir şey versene. Tavsiye şarkı versene. Şarkı mı söyleyeyim abi? yok sadece isim ver. İsim ver abi. Valla tavsiye şarkı. Bu ara yok abi, arkadaşım zaten.
iyi arkadaşım Ozan Koç dinliyorum bu evet. arada. Ağırlıklı. Çok, çok güzel şarkılar yapıyor. Çok güzel, aşırı güzel. Yani biz de seviyoruz. Sonrasında abi aldıktan sonra gerçekten başta babam çok sevindi abi. Babam sevmiyor abi tek kapı arabaları. Hmm. Evet. Buradan babanın ellerinden de öpüyoruz. Eyvallah abi, babalarımız can. Sen de abi selam söyle babaya. Tanışmak istiyoruz kendisiyle. Fenomendir kendisi. Evet abi. O zaman müsait olduğunda ben bir... İnşallah. Bir babamla bir video çeksene. Vallahi çok ya. Çok komik adam. Telefonunu çekelim ya. Vallahi telefonda ne var? Vallahi telefonda ne var? Nasıl tamam. kullanıyor? Güzel. Tamam. Sen söyleme. Tamam. Kendisine bir tane de telefon hediye edelim. Tamam. Ha? En sevdiği şey. Hemen gelir. Sen söyleme tamam. abi. Telefonunu oğlum, yenileyelim. Tamam. Arkadaşlar Doğan'ın babasına hediye edeceğimiz telefon konusunda sizlerden tavsiye ediyorum. Yorumlar yazın arkadaşlar. Bu arada Velar geçiyor abi. Amerika'daki güzel aracımızı araba. Hatırladık. Güzel araba. Neyse bu aracı kullanmaya başladığımızda mutluyuz. Evet. Araçta ne eksiklik hissettim biliyor musun? A5'ten kıyasla. Teknolojim arttı. Evet. Ama performansım azaldı abi. Tamam araç... peki sana şunu soracağım abi. Buyur. Ne gibi bir performansı? Yani İstanbul gibi bir trafikte kullanıyorsun sen bu arabayı. Evet. Ara sıra köy memlekete gidiyorsun. Evet doğru diyorsun. Yani ne kadar hayatını etki. İstanbul'da bu araba. Şimdi ben 420 beygirlik bir araba kullanıyorum abi. Tamam süper soru. Ve gittim abi. Bir tane de Smart aldım şimdi. Evet. Smart'ta 101 beygir. Evet. Şimdi 102 beygir Smart'ta. Ne eksiğin var ne kaybettin? Abi İstanbul içinde hiçbir şey yok ki. Yani anca bu arabanın zevkini işte uzun yolda alırsın. Uzun yol çok sık. Yani şirketin İstanbul dışındadır abi. Evin İstanbul içindedir. Şirkete her gün gidip geliyorsundur. O zaman keyif alırsın. Bak sana nerede evet geliyorum. Ya. O zaman performanslı arabadan keyif alırsın. Yani benim yaptığım da doğru değil aslında. Ama bizimki de tutku işte. Yani İstanbul içinde ben hiçbir şekilde keyif alamıyorum ki arabadan. Ben de yani soranlara. Yani gücünü kullanamıyorsun çünkü kesinlikle abi. Kesinlikle ben de soranlara böyle diyorum. Nerede ihtiyacım oluyor biliyor musun? Bazen önümde bir araç oluyor. Tamam. Önümdeki aracı sollayıp devam etmem gerekiyor. Tamam. Bunu agresif bir şekilde yapmam gereken zamanlar kanka oluyor. Kanka zaten bu araba yani o kadar güçsüz bir araba değil ki. Değil. Bunu zaten yapıyorsun aslında. Evet. Burada önemli olan şey... Arabayı sport moduna alacaksın onu yaparken. Doğru. Çıt diyeceksin geçeceksin. Yani öyle acayip zaten yanlıya yanlıya çıkıp arabayı sollamana gerek yok ki. Sen öyle şey yapmayacaksın zaten. Hiçbir zaman anladın mı? Tamam abi eyvallah. Yani ben bunu ultra bir şikayet olarak söylemiyorum eyvallah. Bu arada. Yani aracın konforundan çok mutluyum. Sadece A5'teyken hani o pedala dokununca biraz daha agresif gidiyordu. Çok büyük bir eksiklik mi? Dediğin gibi çok büyük bir eksiklik değil kesinlikle abi. Değil. Buradan U da atabilirsin. Devamını bilmiyorum çünkü kötü tamam, yollara tamam, girmiyorum. Tamam 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 abi. Buradan U döneyim. Şimdi ben bu arabayı ilk kez 2017 yılında Portekiz'de kullandım. Buraya evet. Yerel linkini de bırakırız. Yeni çok çıkmıştı. İyi. Dünya lansmanıydı. Bütün BMW 5 serilerini koydular oraya. Hepsini kullandık. Hatta iki video çıkartmıştım. Sevgili Koray Kodal vardı. Oto Haber Dergisi'nin test editörü. Onunla birlikte güzel de bir test olmuştu. 30 küsur dakikalık. İkinci ya da üçüncü videomdur bu arada. Aa. Tabii tabii bayağı eski yani video. Ve bayağı 600 küsur bin izlenmiş bir video. İlk kez orada kullandım abi. İlk beni etkileyen şey şu yalıtım oldu. Evet. BMW'de bu kadar sessizliğe alışık değildik mesela. Bunu da 7 serisini yani bunun bir üst serisinin aslında yalıtımı var. Bunu hissediyorsun. İçeri ilk oturduğun andan itibaren kapıyı kapadığın andan itibaren arabanın içi kütüphane gibi oluyor. Bunun tabii bir sürü nedeni var arkadaşlar. Mesela ön cam bu arabanın şimdi her ön camı akustiğe dikkat ederek yaparlar ama bu ön camı çok fazla akustiğe dikkat ederek yapmışlar. Tavanda bile ekstra ses emici falan malzemeler kullanmışlar. Aa. O yüzden mesela bak sadece tekerleklerin yuvarlanma sesi geliyor arabada sana. O da araba çok sessiz olduğu için öyle. Dışarıda resmen dışarıyla şeyin kesiliyor yani irtibatı. Bir gün arabayı kapattım zannettim. Ofiste çalışıyorum. Hı. Telefon çaldı. Dedi ki biz Borusan'dan arıyoruz. Bir İspark yetkilisi bize ulaştı. Arabanızı hı. açık bırakmışsınız. Evet. S500 vardı bende. Bir adliyeye gittim işte. Bir şey saçma sapan bir şeyden dava vardı. 2,5 saat falan sürmüştür herhalde. Otoparka bıraktım arabayı. Geldim. Araba çalışıyor. Yani kapattım zannetmişim ben. Gerçekten aynısı başarılı. Bana da oldu yani. 2-2,5 yani, saat yani. Elektrikli araçta gidiyormuşum gibi bir, böyle bir his var yani. Yalıtımı çok güzel abi. O konuda müthiş yani. Tasarım konusunda şöyle bir eksik kaldı. Onu bitirelim. Buyur, dışarıdan abi. Ben bu tasarımı kendime... Bak sen hı-hı. çok güzel bir soru soruyorsun abi. Tıpkı Kadir Alkan gibi. Anatomik saç kesimi sen de anatomik araba seçimi yapıyorsun evet. abi. Beyin yapısına göre bakıyorsun. Yani diyorsun ki sen kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın kardeşim? Ben diyorum ki abi 40 yaşına geliyorum. Ona uygun bir araba seçiyorsun kafan. Benim işte günlük hayatımda yaşantım nedir? Bunlar da önemli kesinlikle. Mesela gerçekten bir Mercedes E serisi sanki böyle yakışmaz gibi. Evet yani biraz sanki kendime. Yaşça sana
büyük olacak gibi. Yani şöyle bir durum var abi. Bir insana bir araba önermek için çok arkadaşlar soruyorlar abi şunu mu alayım bunu mu alayım diye. Gerçekten bu bir yanlış yönlendirme olur arkadaşlar. Ben size şunu alın dediğimde. Şimdi ben Hakkı'yı tanıyorum. Ailesini tanıyorum. Neleri sevdiğini biliyorum. Onun için nelerin öncelik olduğunu biliyorum. Yani bu 4-5 şeyi bilmeden bir insana araba önermek gerçekten bir fayda değil, hatta zarardır, öyle söyleyeyim. Yani sırf konuşmuş olmak için konuşmaktır. Başka hiçbir şey değildir. Süper yani. Abi kesinlikle. Yani o insanın önceliklerini bilmeniz lazım. Yani bazı adam için arabanın içi önemlidir. Bazı adam için arabanın dıştaki güzelliği önemlidir. İçi hiç önemi yok diye. Benim için mesela oturma pozisyonu arabanın en önemli şey. Birkaç tane araba modeli var. Onlar da mesela oturduğumda oturma pozisyonumu hiçbir şekilde ayarlayamıyorum ve rahat edemiyorum. O arabayı şimdi bana bedava da versen mesela almam hiçbir şekilde, ama Hakkı için oturma pozisyonunun hiçbir önemi yoktur. Evet. Tahmin ediyorum yani. İşte direksiyon hissi benim için çok önemli arabanın. Hakkı için önemi yoktur yani. Arkadan itişli otomobil en sevdiğim şey. Ama Hakkı'ya önden çekiş var, arkadan itiş var. Çok bir doğru diyorsun. Şeyi yoktur yani. Kesinlikle doğru diyorsun diye abi. Biliyorum yani. Hani düşünüyorum diye biliyorum da yani. O yüzden onun için önceliklerini bilmeniz lazım bir insanın. Senin için abi nedir teknolojik? Şimdi biz 2017 yılında bu arabaya gittiğimizde ilk lansmanla adam kumandadan arabayı otoparka sokup çıkarttı bize. Arabanın anahtarından, kumanda da değil, arabanın anahtarından. Evet abi. Ondan o yılda işte şerit takip sistemi falan, bu sınıfı o zamanlar gelmeye başladı artık bu sistemler. Mercedes'te de vardı, Volvo'da da vardı tabii. Yani bu sınıfı o yıllarda gelmeye başladı. Bu da hemen hemen o zaman en son çıkan modellerden biriydi. Ne oldu? En teknolojik şeyleri buna koydular. Ben de Hakkı'ya önermiş oldum. O da memnun. Süper abi, çok memnunum. Ama mesela başka neden şikayet edeceksin? Mesela. Zaten burada çok özür dilerim. En doğru yorumu yani ben değil, sen yaparsın. Uzun kullanan adam yapar en doğru yorumu. Bak, en çok neyde zorlanıyorum biliyor musun? Hemen söyleyeyim sana. Abi tabii bu paketten pakete değişiyor. Yani aslında benim şikayet ettiğim şey bir başka pakette var. Mesela benim şu anda kullandığım araçta şöyle bir start stop butonu var. Evet. Ama akıllı anahtar yok. Kankacığım, parayı kıyacaksın, kusura bakma. Ya şöyle hemen, adama... Hemen ver 2000-3000 euro, bak nasıl geliyor. 3 gün sonra elimde anahtar. 3000 euro mu abi gerçekten? 2-3000 euro vardır tamam. En az. Belki bir sonraki araç için öyle bir şey. Ama bir sonraki abi, aracım da var ya, kesinlikle onu isteyeceğim. Bizim Ümit'te aynı arabadan vardı. Akıllı anahtar vardı, ekranlı. Orada evet, arabanın menzilini görebiliyorsun. Arabanın klimasını önceden çalıştırabiliyorsun, evet, kapatabiliyorsun. Bir sürü bilgiye hakimsin o anahtarda. Kesinlikle. Aynı zamanda opsiyon olarak işte o park etme özelliğini de alırsan onu da kullanabiliyorsun o anahtarla böyle ekranlı. Bizim Ümit'te bu araba vardı, kiralamıştı. Aynısı o anahtarı evde tutuyordu, diğer anahtarla takılıyordu. O anahtarı hiç kullanmadı. O anahtar biraz büyük diye. Teknoloji dolu anahtarı kullanmıyor. Biraz büyük diye, evet. Ümit Erdem'in de buradan kulakları çınlasın. Ümit'ciğim muhabbetlendin. Peki abi, bir arabanın uzun kullanım tesisine başka neler söyleyebiliriz? Yakıt kablosuz tüketimi. Kablosuz şarjın yok. Kablosuz şarjım yok ama abi bir tane şarj aleti aldım. Bunu vermeyeyim reklam. Tamam. Hakikaten ciddi anlamda reklam olur. Gel diyor. Gel diyor. Eyvallah. Yürü diyor, gitme. Yok, devam et diyor. Abi çekim yapıyoruz YouTube için. Yok yok, şey bantlı o. Şu anda herhangi bir sorun yok abi, hiç merak etme. Çok teşekkürler abi. Hayırlı işler abicim. Sağ olun. Sağ olun. Güvenlik kontrolümüz tamam arkadaşlar. Sağ güvenliyiz. Olsun. Evet, güvenli bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi ne yakıyoruz? Yaklaşık 11 litre gibi. Yapma ya. Evet, hemen bakalım. Tuğla mı var ayağında? Abi olmaması lazım. Tabii 11.3. Oo, çok yakıyorsun. Gerçekten mi? Vallahi çok. Şöyle, Eco Mod'da hiç kullanmıyorum. Eco Mod'da biraz daha agresiflik azalıyor ya. Ay, Eco Mod'da ne oluyor arkadaşlar? Arabanın gaz tepkileri biraz daha yumuşuyor. İşte vitesi biraz daha alt devirlerde değiştirmeye başlıyor. Klima biraz daha az üflemeye başlıyor. Bunun gibi tasarruflar sağlıyor. Ama tabii ki hızdan da biraz çalıyor, performanstan biraz evet, çalıyor. Bak bir Hakkı'cım biraz performans sever. Eco Mod'da bir de şöyle bir şey var Doğan abi. Yani süzülme diye bir olay var. Evet. Onda elektrikten de yararlanıyor. Mesela onda şarj ediyor. Elektrik ihtiyacı, motorun elektrik ihtiyacını o süzülmeden kazandırıyor. Ve öndeki ızgara da kapanıyor bu arada evet, falan. Motorun evet, sıcaklığını evet, da koruyor falan. Böyle şeyler var. Evet. Yakıt biraz Eco yüksek Mod'da, haklısın. Mesela bir önceki araçta 2 litre dizel olan aracın yaklaşık 8 litre gibi bir tüketim vardı. Onun dışında ne söyleyebiliriz? Konfor konusunda çok mutluyum. Gerçekten mutluyum. Güvenlik konusunda çok mutluyum. Ön tarafta kameram yok. Adaptif cruise control yok bunda. Adaptif cruise control yok. Tamam. Hız sabitleyici var. Evet, evet. Gerçekten boş bir paket diyebiliriz buna. Ama fiyatı uygundu. Şu anda kaç oldu? Yaklaşık 400 küsürlü, 500'e yakın bir fiyatı var. 500'e yaklaşmıştır abi. Her araba neredeyse çarpı 2 oldu bak. Evet. Yani o konuda diyecek bir şey bulamıyorum artık. Sonra yani BMW tarafı 2 tane
farklı yenilik yaptı abi. Bak yeni kasa çık, daha doğrusu diyeyim, makyajlı kasa çıkmadan bir tane model çıkarttı. CarPlay var. Ondan sonra işte Adaptive Cruise Control var. Luxury. Teknoloji makyajı. Ha, teknoloji. Adını hatırlayamadım ama böyle bir şey vardı. Etrafta onu alanları pek görmedim. Anladığım kadarıyla o böyle yeni... Biraz ara şey gibi oldu. Çünkü yenisi geliyor. Evet, zaten yenisi şu anda Borusan'da zaten bu arabanın fiyatı bile yok. Artık şimdi yenisi gelecek çünkü. İnşallah bu sene gelir. Bu pandemiden dolayı. Ama yenisi çıktı. Gayet şık duruyor. İşte ızgaralar büyümüş. Buraya bir fotoğrafını koyarız arkadaşlar. Yenisini. Izgaralar büyümüş. Biraz daha boyu da uzamış gibi duruyor arabanın. Teknolojisi nasıl ama? Teknolojisi efsane. Artık zaten yok yani. Adamlar bugün, yani biz videoyu çektiğimiz gün Shifter Internet'te haber vardı arkadaşlar. Haber şu. Mobil. Soldan gidebilirsin abi. Güncellemeyle beraber uygulama üzerinden kapıyı açabiliyorsun. Bugün geldi o güncelleme. Bir de ben bir tur biraz kullanabilir miyim? Aa, vallahi çok sevinirim. Hadi gel. Hadi gel. Hadi vallahi şurada değişelim hemen. Gel abi. Hadi gel. Gel abicim. Ben bugün hiç araba kullanmadım. Bir elim ayağım titriyor. Garip hissediyorum kendimi. Gel. Biraz motora girelim, sonra bir tasarıma geçelim. Şimdi bu araba ilk çıktığında şey eleştirileri çok oldu. 1.6 gider mi? Koskoca gider araba. Mi? İşte bu araba 1600 kilo. Bu 1600 kiloyu taşır mı falan. Bu arada aklınızda olsun arkadaşlar. Kafalık her zaman kafanızın tam ortasında dursun. Elektrik değil mi? Bu evet. Bak kafalarını elektrik dedi. Güzel değil. Kafaların ortası kafanızın tam ortasına denk gelecek arkadaşlar. Kafalık hakikaten çok önemli bir şey. Kafanızı dayamayın hiçbir zaman. Çok az bir şey kalsın arada. Yani şu hiçbir zaman doğru bir şey değil. Az bir şey kalsın. O çünkü vurunca alacak olan boşluk. Evet, Allah korusun. Yani en çok şimdi biz dikey olarak oturduğumuz için arabada, darbeleri de kaza sırasında yatay olarak aldığımız için omurilik en fazla hasar gören şey kazalarda. Yani 30'da giderken bile arkadan bir araba çarpsa 50 ile 60'da omurilik hasar görüyor. Bu çok oturma haklısın. Doğru oturma pozisyonuyla alakalı, başıma kafalığın geldi. Pozisyonuyla alakalı. Sen ondan sonra geldi. Böyle oldun. Şöyle Citroen C1 vardı o zaman. Arkadan bir tane ticari taksi bizi görmemiş. Evet. Dörtlerimiz de yanıyordu. Park edilmesi düzgün bir yerde park etmiştik. Çarptı. Hadi telefon kullanıyormuş ve boynumuz ağrıdı gerçekten. Ağrır abi. Günlerce ağrır hatta. Yani şimdi bu arabanın 8.3 saniye 0-100'ü var. 250 Nm torku var, 170'te beygiri var. 250 Nm tork demek aslında şöyle söyleyeyim sana. 90'lı yıllarda Subaru VRX STI'ların 300 Nm torku vardı. Biz üf acayip diyorduk, anladın değil mı? Yani aslında kötü veriler değil bunlar. Doğru. Hiçbir zaman. Ama tabii seni tatmin etmiyorsa. Ya hayır. İyi, o zaman ben sporta alırım abi. Sporta alırım, ESP'yi kaparım, hayatımıza devam ederiz. Abi şöyle. Mesela. Evet, gitmiyor sen. Dediğin arabaya bir bakalım, bir yanlıyor mu mesela? Lütfen dur. Nereye dur? Ya şöyle. O kamerayı alır mısın kucağın arkada? Arabadaki her şeyi sabitlemek lazım arkadaşlar. Şimdi bu kamera kaç kilo abi? Abi 1 kilogram, 1 küsür. 100 kilometre, 120 kilometre hızla derken bir kaza yaptın ya da hiç kaza yapmadın, bırak. Panik fren yaptın. Evet. Bu geldi kafana çarptı. Ne olur evet. Abi. Ondan sonra kamerayla yaşarsın burada. Bir de 1 kilogram olmasının dışında 14 bin lira abi bu arkadaş. Bir de o var yani. Çarpsın kafana ama önemli değil. Ama kameraya bir şey olmasın. Zaten o yüzden dedim kanka. Hani arabadan memnun değilmiş gibi olmayın. Hani sanki reklamını yapıyormuş gibi olmamak için. Okey ama işte yani adaletli de olmak lazım. Şimdi bana bazen beni de eleştiriyorlar bazen. Diyorlar evet. Ki abi arabanın hiç kötü yönü yok mu? Şimdi bu arabanın arkadaşlar 2017'de çektiğim videosunu da açın izleyin. Biz buna kötü bir şey bulmaya çalıştık yani, öyle söyleyeyim. Yani bu araba performans arabası olur abi. O zaman tamam mı dersin. O zaman performans eksikliği vardır. Dersin ki ha evet abi burada evet. Araba işte ikinci vitesten üçüncü vitese geçerken alt devirlerde biraz zayıf kalıyor evet. Falan dersin. Tamam ama bu araba öyle bir araba değil zaten. Değil. Bu araba her şeyi en iyi şekilde vermeye çalışan bir araba. Doğru tespit. Kesinlikle doğru tespit. Tam olarak bu aracın yani anlatılımı. Biraz sportif tat da var. İşte süspansiyonu iyi ayarlanmış, o yüzden konfor da var. Çok uzun bir araç bu arada. Tasarıma yani. Gelelim bak. Tasarımında şöyle enteresan şeyler var abi. Hem klasik hem sportif görünüyor tasarımda da. Aynı sürüşünde de yapmaya çalıştığı gibi. 0.22 CDI sürtünme katsayısı var. Şimdi bu arabalar ilk tasarlanırken biliyorsun işte kilden maketleri üretiliyor, o oluyor, bu oluyor. Doğru. Sonra gerçek araba yapılıyor. Bu araba yapıldığında da bu rüzgar tünellerini sokuluyor bu arabalar. Bu rüzgar tünellerindeki tünelleri inanılmaz pahalı şeyler. Evet. Çok arge gerektiren doğru. Şeyler. Orada adamlar yani tabiri caizse deli gibi bununla oynuyorlar. Şurasını biraz daha şöyle yapalım, biraz daha az rüzgar alsın. Bu ne yapıyor? Yakıt tüketimine, son hıza, hızlanmaya bir sürü şeye etki ediyor. Bunun da 0.22 mesela çok iyi sınıfında yani. O zaman sınıfın en iyisiydi, şu an muhtemelen geçilmiştir.
Gerçekten mi? Senin mutlu et... Abi benim de mutlu etti şu anda ama biraz gerildim sanki abi. Baksana. Abi şu an geriliyorum. O su kamyonuyla. Su içer misin? Su içer misin abi? Ağzına hortumu dayayım bak. Abi gerildim şu an. Abi yok, gelecek bir şey yok. Öyle bir baktık. Peki. Ya bir gazına baktık arabanın. Peki abi. Mesela çok şey yaptım. Manuel kullan abi biraz. Şey diyorsun değil mi? Biraz sollamaya çıktım mesela. Sollamada manuel kullan, anladın mı? Evet, bu arada yani şöyle bir algı olacak. Yani sen acaba böyle yollarda gördüğümüz trafik canavarlarından mısın? Gerçekten çok düzgün araç kullanıyorum. Hı. Bilenler biliyor. Sadece hani eksi bir şey anlatalım diye. Abi. İlk defa bunu yapan birisin biliyor musun? Bu araçta hiç kimse yapmaz. Bu arabayla hiç kimse. Kardeşim bir şey yapmak istedi. O da çok seni seviyor abi. Abi. Eyvallah. Yok abi, şey yapmıyoruz. Burada yol bozuk burada zaten. Seviyorsun bu hayatı. Seviyorum ben. Seviyorsun bu hayatı ya. Ne yapayım abi ya. Exatlon bu arada yayınlı arkadaşlar. İzleyin. Seviyor muyum, sevmiyor muyum? Orada görürsünüz neler çektiğimizi. Exatlon gerçekten müthiş olmuş arkadaşlar. Oo. Wow. Yani gidiyor yani, hiç yokuş yukarı. Bak bana mısın demiyor. Görüyor musun? Ben kullanamıyormuşum arkadaşlar. Bu arada bu arabanın 8'leri bir şanzımanı var. Ben şanzımanı çok seviyorum ama mesela böyle sürüşlerde, kullanımlarda şimdi eskiden bu tiptronik vitese alışmıştık. Okey, evet. Yani bunu tık 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 yapıyorduk. Şimdi artık hep bu alışkanlık ya bir otomobilde. El, ayak ve göz koordinasyonu zaten. Doğru. Araba kullanmak sadece. Şimdi hep bu pedal shift'lere alıştık ya direksiyonun arkasında. Alıştın mı? Hep sen? Onları arıyorum. Tamam. Hmm. Ben hep elim orada. Şimdi ben hep Ferrari Lambo kullanıyorum. Fakir, fakir diye bağırıyor. Benim araba diyor arkadaşlar. Hep testi şey, arkadaşların arabaları sağ olsunlar. Çekim için alıyoruz ama şimdi tabii elim çok alıştı yani direksiyonun arkasındaki. Şimdi onu arıyorum mesela bunda da, anladın mı? Abi. Bu da yani 20 gün kullansam buna da çok hani bir uzvum gibi alışırım, öyle söyleyeyim ama tabii şimdi bunda 8'leri bir şanzıman var bu arada, onu söyleyeyim. Bak bayağı hızlı arkadaşlar, bak şimdi 5, 4 hemen. Ben bak, vites geçişini 5. Bu arada normal yolculukta asla hissetmiyorum, onu söyleyebilirim. Hissetmezsen ama sport aldığında da hissedersin. Bu arada bak, alakasız bir konu ama Alişan'ın yapmış olduğu kazadan sonra Land Rover Discovery ile ilgili ne düşünüyorsun? Abi şöyle bir durum var. Şimdi bak bu otomobillerin, tamam mı abicim, evet, hepsi yeni nesil. Evet. Ve hepsi Euro NCAP testinden geçen, çoğu yani diyeyim %90 üzeri Euro NCAP testinden başarıyla geçen arabalar. Evet. Ve hepsi de artık Euro 6 normlarına göre yürütülüyor. Bu normlar, evet, çok katı kuralları olan normlar. Şimdi orada Alişan sanayide bir yerine bir şey mi yaptırdı arabanın? Atıyorum bir vidasını mı sıkmayı unuttular? Bana biraz öyle bir şeymiş gibi geliyor. Aa. Kimsenin günahını almam. Hiçbir şekilde hiçbir ustanın bir şeyini. Ama kimse konuşmadı biliyor musun? Böyle bir şey olabilir abi bu. Anladın mı? Evet ya. Ha, fabrika hatası da olabilir. Atıyorum arabayı taşırken düşürmüş, bir yerini bir şey yapmış, sonra değil gidip mi tamir ettirmiş de. Bir sürü neden olabilir yani bunun içinde. O yüzden hiç kimseye şimdi yani şey atmayalım abi. 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 Ya bunları ben nasıl yapabilirim? Ha? Bunları ben nasıl yapabilirim? Bir başka ya böyle çok ekstrem şeyler değil bunlar bu arada. Yani araba arkadan itişti zaten. Yani gaza oturup doğru kontrolü verdiğinde bunu yapıyorsun. Onda bir sorun yok zaten de. Bir ara öğret bunları ya. Tamam. Güvenli yerlerde yapayım, tamam ya. Tamam. Hoşuma gitti yani. Tamam. Çok bir zararı var mı arabacığım? Arabaya mı? Yok. Yok. Ya evet, sürekli yapmadığını söylüyor. Yok zaten burası zaten kayan asfalt. O yüzden tutmadığı için lastikleri çok fazla, sorun yok. Abi son sorularımı buyur soruyorum. Abi. ÖTV indirimi bekliyor musun? Beklemiyorum. Gerçekten. Hissiyatım o yönde. Beklemiyorsun. Evet yani o... Olmayacak gibi geliyor bana. Çok isterim. Olsun. Tabii ki bu piyasa bir düzene girsin. İkinci el bir düzene otursun. Tabii ki isterim. Şu an biliyorsun abi. Yani sıfır araba alacaktım ama o kadar zengin değilim. O kadar param yok, evet falan diyorlar. Ya ikinci el sıfırdan daha pahalı şu evet an. Evet ya. Gittim evet ikinci ya el aldım diyor adam. Hani esprisi bile dönmeye başladı artık. Yani maalesef garip bir yere gitti iş ama bak araba güzel yürüyor ha. Şu sesi ilk defa duydum desem. Abi şu tuttuğum şey var ya, hayatımda ilk defa tutuyorum biliyor musun? Kendi aracımla. Wow. Abi. Abi. Çok güzel be. Çok.
Yani bak hem konforlu hem de yol tutuyor, anladın mı? Zor bir şey yani bir arabada bunu yapmak. Abi çok teşekkür ederiz. Ne demek bu bilgiler, bu bilgiler için teşekkür ederiz. Yapıştım. Sen bekliyor musun ÖTV indirimi? Yapıştım. Ben beklemiyorum abicim. Niye? Ben beklemiyorum. Çıksa da göremem. Birazdan vefat edeceğim için. Yok mu abi, bir şey yapmıyoruz ya, ufak ufak. Bakıyoruz arabaya. Ya ben beklemiyorum. Çünkü birçok sektörde vergi artırımı varken orada vergi indirilirse bu abi haksızlık olabilir. Haksızlık derken diğer kategorilere haksızlık olabilir. O zaman orada da vergi indirimi gelsin. Ama zaten ben bu araçlardaki vergi olayını matematiksel olarak anlamıyorum. Mesela vergi az olursa, bana soracak olursan, devletin kazancı daha fazla olur. Sürümden mi kazanır? Evet abi, sürümü olabilir de bırak. Yan sanayi. Abi bak, ha, evet, şurada tabii insanlar araç alsa, yollar boş abi şu anda. Koronadan dolayı da böyle bir durum var ama baktığın zaman o pahalı yeni yapılan yollardan geçen yok. Evet. Şimdi araç demek daha fazla geçiş demek. Belki indirecekler yol fiyatını, geçiş fiyatını. Etrafa tamir şirketleri kurulacak, benzinlikler kurulacak. İşte bir sürü yan sanayisi var. Ben niye böyle bir şey yapıyorlar anlamıyorum. Gel abi dönelim. Dönelim abi. Oğuzumuzu alalım. Tamam. Ve sana bir sürprizimiz var. Tamam. Sürpriz videoyu biliyor musun ne olacağını? Bilmiyorsun. Vallahi bilmiyorsun. Telefonumu arkadaşlar, vermem. Bir kere verdim telefonumu. Telefonun tamam, sende kalacak. Biz burada ne videosu çektik abi şu anda? UKT. Neyin UKT'si? Bir otomobilin, evet, UKT'sini çektik arkadaşlar. Evet. Sizlerden gelen bir talepti. Abi şimdi telefon UKT'si çekeceğiz. Senin kullandığın telefonda nasıl biz araçla konuştuysak, şu nasıl, bu nasıl, bundan memnunsun, pilinden, performansından, ekrandan, bunun videosunu çekeceğiz. Tamam. Vaktin var değil mi? Telefon oku var abi sana her zaman. Telefon UKT'si. Tamam. Arkadaşlar bu videonun linkini de yukarıda bırakıyorum. Shift.net'te yayınlanacak bir video. O videoyu da izleyebilirsiniz. İzlerseniz de çok mutlu oluruz. Benim kanalımı söylemeyeyim. Seninki ne söyleyeceğim abi ya? Abi tamam tamam dur. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Doğan Kaban. Abone olmayan varsa gerçekten. Bir nokta. Abi. Vallahi Doğan Kaba abone olun diye alnıma yazacağım abi. Söylüyor musun? Abi Doğan Kaban YouTube kanalına abone olun. Yukarıda kartlar var. Abi. 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 Abi dur bak. Vallahi bak. Görüyor musun geldi. Ne kim geldi abi? Bir şey geldi. Abiler geldi. Şeridimizde Ecelim geldi. Abi süpersin ya.